İyi akşamlar. Karton Sen Günlük Grafik 29 Aralık'ta videosunu çekmişim. Şöyle bir bakayım neredeymişiz. Aşağı yukarı 52-53 civarlarında kapanış yaptığımız bir alan. Yani burada Çin işkencesi devam ediyor. Burada maalesef dolarla da 67-68'in üstüne gidemedi. Tabi ortalama düşürüp ayrılan varsa bilemiyorum. Yani o alanı değerlendiren var mı? Bilemiyorum. Daha öncesinde 44'te izliyorduk yani. 44 altına bir hareket var mı yok mu diye izliyorduk. Endip alanı orası hala da geçerliliğini koruyor. Önce onu söyleyeyim yani 44 altına gitmedikçe majör anlamda hiçbir tarafa kırılma olmuyor. O bir yatay hareket. 44'ler 45'lerin üstünde kaldıkça işte oralarda topla. Efendime söyleyeyim 50'de sat, 55'te sat gibi bir durum oluşuyor burada. Artık gittiği yer neresiyse yukarıda. Bir miktar bu hareketin içinde tabii. Şu an son 48-80'e doğru gevşemiş ve aşağı yönlü bir hareket devam ediyor teorik olarak. 20 ortalamanın altında şöyle bir trend kırılmış olur mu diye baktım ama yani hafif bir bugünkü hareketle üstüne kalmış olur. Şu buradan daha çok hani trend çizerken bu tür sert olağan dışı hareketleri bir elemek lazım. Burada yani bir trend yaparsa 20 ortalamanın altında da yapar aslında. Onun için orayı takip etmekte fayda var. 52-20 direnç. Bugün bir hamlesi olmuş gördüğüm kadarıyla 52-15'e kadar. 20 ortalamaya kadar bir hamlesi olmuş. Tabii yeni belki maliyetlenenler için 48 civarları önemli bir alan. Burada 48 delinirse şöyle geniş açıdan göstereyim yani görmesi açısından. Bakın 48 delinirse daha önce de tepki vermiş. Tekrar tepki vermiş o alandan. Haliyle 44'e doğru, 45'e doğru aşağı yukarı bir hareket ihtimali artabilir orada. Yani piyasanın dönüp dolaşacağı yer. Yani kim bu piyasa profesyonelleri dahil olmak üzere kim bu grafiği açsa oraya odaklanır. Dolayısıyla 48'in altında bir ihtimal temas edebilir. 44 bozuyorsa bu artık yeni bir dibe gidiyor yani. O majör beklenti burada her şey gidiyor, satılıyor demek. Yani şu ne zamandan beri bu alana girdi? Bakın Nisan ayından beri, geçtiğimiz Nisan ayından beri aynı yerde destek alıyor. O yüzden en önemli alan söylüyorum yani orası. Ya 52,5'ların bir üstüne giderse 56, 57 civarı satış alanı olmuş daha önce. Yani aşağı yönlü bir hareket. Bakın şu sert hareketin 28 dipte tam ne zaman gelmiş? 23 Aralık'ta gelmiş. Oraya dokunduktan sonra 50 ortalamada satılmış. Ya biz burada 50 ortalamayı çok izledik. Ya vardır yani hatırlayan kesin vardır ilk düşüşünde. Her devamlı 50 ortalamadan satıldı yani. Bu kadar şey gibi ya arada bir hani fake at falan yok arkadaş. 50 ortalamadan yukarıda direnç ala ala yani düşüş trendimizi çizdi. 44'e kadar gelmiştik. Onun için gene 50 ortalama bakın yakın zamanda gene çalışmış. 4 Ocak, 5 Ocak, 6 Ocak yani şu dönemde 10 Ocak'a kadar 50 ortalama bir direnç olmuş. Dolayısıyla şimdi 52-20 ilk direnç geçilirse o 56-60'a kadar olan alana bakılır. Tekrar satılıyorsa orada tabi baskı devam ediyor demektir bu. Üstüne çıkılıyorsa açıkçası 70 liraya kadar bir alan var daha önce. Yani tam 70'e gelemedi. 68 civarlarından 69 civarlarından gevşedi. Hani şuradaki tepeye bir gidiş var mı yok mu? Bu sefer piyasa bu hareketi tartmaya başlayabilir. Kartonsan da üzgünüm ki görüntü bu. Yani bir türlü şöyle majör bir akıma kapılıp çıkamadı. Ya yani bu neyin bedeli? Bu tabii şuradaki hareketin bedeli. 2020'de yaptığı o sert hareketin 20 liralardan 25 liralardan 130'lara kadar süren o sert hareketin bu da bedeli maalesef. MACD yani RSI 40 yani bir düşüş momentumu yok diyor RSI bize. En azından sönümlendiğini gösteriyor. Ki grafikte de görülüyor zaten. Şimdilik MACD'ye baktığımız zaman o da aynı şeyi gösteriyor. Yani bir düşüş momentumu sönümlendi diyor. Henüz bir al kesmemiş ama 52-53 52-20'nin üstüne gelecek kapanışlarda 53'e doğru bir kapanış yaparsa büyük ihtimalle MACD al kesebilir. Belki o biraz daha piyasa tepkisi de neden olabilir. Üzgünüm. Yani bunun dışında söylenebilecek herhangi bir şey yok. Herkese iyi haftalar.